Çok zevksiniz ama lütfen rahatsız olmayın. Çok rahat edin. Ben istiyorum ki bana geldiğiniz zaman böyle çok rahat koltuklarınıza yayılın, tadını çıkartın. Hiç duygularınızı ben biliyorum zaten. Ayrıca göstermek için durduk iş için hiç geldi. Siz de beni, ben de sizi yeteri kadar tanıdık. Lüzumundan fazla enerji harcamaya gerek yok. Bu enerjiyi daha hayırlı alanlara. Hani mesela sen çok büyüksün, yegannesin, yücesin, alkış, kıyamet vesaire vesaire. Duygularımızı anlatmak için hani kullandığımız vücut dili, mimik, jest, kelimeler. Buraya harcadığımız bütün enerjiyi memleketi kurtarmaya harcamak mecburiyetindeyiz. Biliyorsunuz böyle baş öğretmen gibi bir şeyler söylemekten hoşlanmam ama bir insan olarak, bir vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum burada. Sizden bileyim. Zaten artık hangimiz şarkıcı, hangimiz seyirci ben karıştırdım. Bütün şarkıları benle birlikte söylüyorsun. Ben bir arada boşluk bulunca aradan giriyorum. Allah'ım şurasını benim söylemem lazım diye. Şimdi bir hatırlatayım. Ondan sonra öbür şarkılarımıza geçeceğiz. Bütün kalbimle inanıyorum. Hani çocukluktan bir tabii ne öğretildiyse onu öğreniyoruz. Ana rahmine düştüğümüz andan itibaren. Ben tek başıma ne yapabilirim ki? Bir insanın bireysel özgücü farkına vardığı andan itibaren. Anam! Bu Burhan da beni mahvetti, Türkçem gitti. Kapımızın önünü süpürürsek hepimiz şöyle, ucundan kıyından. Çok inanıyorum ki çok daha güzel şarkılar paylaşacağız. Çok daha tadını çıkartacağız. Geceleri çok daha rahat uyuyacağız. İçimiz kanamayacak hiç durmadan. Olacak. Sessiz kalmamanızı bilhassa rica etmekteyim. Oraya söyle, komşuya söyle, ona söyle, ona söyle, kime söylerseniz söyle. Kendimize inanıp sevgilimizi söylemek mecburiyetindeyiz. Niye böyle bir açılış konuşması yaptım? Asla planlamadım, asla. Çünkü ben bütün gün televizyona bakıyorum, fena mı geçiriyorum kardeşim ya? Dedim ki ya, her şey yolunda, ben niye bu kadar mutsuzum? Bir de hatırlıyorum. Mutlu olursam acı çekeceğim çünkü hak etmiyorum herkes o kadar mutsuzken. Bu kadar basit yani. Çok şeker bir kardeşim var. Çok da güzel bir laf var. Diyor ki vicdan Allah'ın çipidir diyor. İnsanın ensesinden düşmez. Evet, hava güzel, evim güzel, her şey güzel. Ben bir türlü rahat huzur bulamıyorum. Siz de mi? Nasıl siz öyleyse? Hiçbir farkımız yok birbirimize. O yüzden bugünkü açılı konuşmamız böyle bir konuya denk geldi. Düşün, ben hiçbir zaman planlamıyorum zaten sahneye çıkarken. Bugün de böyle.